Hacı Bey, ne yapıyorsunuz? Merhaba. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na destek istemek için bir dizi ziyaret gerçekleştiren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ziyaretler kapsamında Karadenizler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarete CHP Çanakkale Milletvekili aday adayı Muharrem Erkek de katıldı. Ziyarette Karadenizler Derneği Başkanı Turgay Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çanakkale Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen binadan dolayı teşekkür etti. Ben öncelikle başkanımıza söz vermeden önce dernek yönetim kurulumuz ve dernek üyelerimiz adına başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu alanı bizlere kazandırmakta başkanımızın büyük emeği vardı. Bize inandı en önemlisi. Karadenizler bu işi yapar dedi. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Eksiklerimiz var başkanım. Bu noktada daha yapacak işlerimiz de var. Bir iki ay öncesine kadar bir talebimiz olmuştu. Diğer kısmın betonlanması ile ilgili arkadaşlarımız başkanımızla görüştü. Beton konusunda bize destek olmasını rica etmiştik. Başkanımız da bizi kırmadı ve ciddi maliyeti olan bir yeri bizlere beton konusunda destek olarak yardımcı oldu. Kendisine özellikle dernek yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum başkanım. Gökhan ziyarette dernek üyelerine yönelik yaptığı konuşmada yerel seçimlerde yüksek bir destek ve oy ile yeniden belediye başkanlığına seçildiğini, şimdi de aynı destek ve güvenin cumhurbaşkanlığı seçimlerine de verilmesini istedi. Gökhan konuşmasında şunları söyledi. Şimdi tabii Çanakkale'de iyi bir oy oranıyla seçildim. %54 bir oy oranıyla seçildim. Bu noktada bu kentin insanı bana bayağı bir güven duyduğunu göstermiş oldu. Şimdi aynı anlayışla, aynı güveni bir kez daha Cumhurbaşkanı seçiminde de göstermelerinizi diliyorum. Sonuç itibariyle bu seçimlerde, Cumhurbaşkanı seçimi de bir yerde demokrasinin gereği biraz farklı bir seçim. Elbette ki diğer seçimlerden farkı siyasi bir sonucu olmaması, yani adaylar açısından olmaması gereken bir seçim. Ama maalesef Türkiye'de öyle oluyor. Yasası gereği partilerin adayı olmamak gerekir. Partiler üstü bir aday olmak gerekir. Seçildikten sonra siyasi kimlikleri bırakmak gerekir. Efendim, tarafsız olması gerekir. Çünkü bizim yasalarımız bunu emrediyor. Anayasamız bildiğiniz gibi parlamenter sistemi öngörüyor. Şu anda parlamenter sistemle hayatımız devam ediyor. Siyasi hayatımız. Şimdi bir zorlamayla karşı karşıyayız. Bir yasa değişikliğiyle dünyada örneği olmayan, ilk defa Türkiye'de uygulanan bir sistemi doğru yaşayacağız. O da hem parlamenter sistem olacak hem de Cumhurbaşkanı'nı seçimle belirleyeceğiz. Ama bir siyasi parti adayı olarak olmamak gerekecek. Gökhan konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Ekmelettin İhsanoğlu'nun her konuda çok net olduğunu, görüş ve düşüncelerini yansıtan yazılarının ve kitaplarının olduğunu hatırlatarak, İhsanoğlu İslam bilimleri konusunda ihtisas sahibidir, İslamcı değildir. Ekmelettin İhsanoğlu bir bilim adamıdır. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu çok net bir biçimde her şeyi ortaya koyduğu gibi sadece söylemde değil, eserleri de yazdığı onlarca kitabında da biraz önce saydığım ki hepimizin ortak hassasiyeti olduğu konularda açık ve net düşüncelerini de okuyabiliyoruz. Yani ben böyleyim deyip de bugün ifade etmiş değil. Geçmişteki kitaplarında var olan düşünceler var. Onlar bizimle örtüşüyor. Ki ilk etapta bakıldığında bizim Sayın İhsanoğlu'nu efendim kabul etmememizde bir zorluk olabileceği imajı yayılmıştı. Niye?
Efendim işte İslam Konferansı Örgütü'nde genel sekreterlik yapmış. Efendim işte Mısır'da İslam bilimleri de etüt yapmış. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne alaka bu gibi. Tam tersine son derece yanlış düşünceler bunlar. Çünkü Ekber Bey bir kere bir İslam bilimcisi o eğitimi almış bir kişi değil. O kimya eğitimi almış. Kimya doktorasını yapmış. Doktoralarını yani pozitif bilim dalında eğitimini görmüş ama 17 yaşına kadar Mısır'da kalmış olması dolayısıyla babasının nedeniyle orada Arapça, Farsça, Fransızca öğrenmiş. Oralarda 17 yaşına kadar eğitim almış ve orada okumanın verdiği birikimle de ayrıca bu pozitif bilim dalındaki eğitimin dışında İslam bilimleri konusunda uzmanlaşmış. İslam üzerinde değil, İslam bilimleri üzerinde. Çünkü bu bir bilim noktasında bir bilim adamı.